Berti ile Juliet bana o masal kahramanını hiç beklemediğimiz bir zamanda getirmişlerdi. O zamanlar bunların ayırdığında değildik. O zamanlar aramızdaki o sırları yeniden düşündüğüm, bu sırlar nedeniyle kimin kimde nasıl kaldığını kendimi yeniden sorduğum, sormaktan kaçamadığım günlerde tek bildiğim onlara ihanet etmek istemediğimdi. Neyi koruduğumu, korumaya çalıştığımı yeterince bilmiyordum. Bilmek istemiyordum belki, suskunluğumun, duygularımı, gerçek duygularımı Nora'dan esirgeyişimin bir başka ihanet olduğunu ise ancak şimdi anlayabiliyorum. Bazı gizlenmelerin ya da anlatılamayanların uyandırdıkları o zaman yolculuklarında çok zor taşınıyor. Ama tüm bunları anlatmama, bu ihanetin sonuçlarıyla hesaplaşmama daha çok vakit var. Hepimiz bir şeyleri ancak zamanla bazı kayıplardan sonra tanımlayabildiğimiz bir şeylere ihanet ediyorduk sonuçta. İhanet gizli tarihimizin içimizden hiçbir zaman koparamayacağımız bir parçasıydı. Başkalarındaki insanlarımızın hikayesiydi dahası. İhanet bizim yalnızlığımızdı. Nora'ya o hikayelerin karanlığında hepimiz ihanet etmiştik, ihanet ettiğimiz, yolun o karanlıkta görmeye, çizmeye çalışan, bedeninde herkes gibi sesini, gerçek sesini arayan bir insandı. Farkımız kendisini bizden ayıran boşluk. Bu basit gerçekten kaynaklanıyordu işte. Biz onu sadece masal kahramanımız gibi görmüştük, görebilmiştik. Biz onun seyircisi. Sadece seyircisi olmaya başarmıştık bir başka deyişle. Seyirciliğimiz o hayatlarda, o hep öldürmek istediğimiz yargıçlardan giydiğimiz hükümdü. Kimileri buna insanlarımızla, unutmaya çalıştığımız insanlarımızla savaşımız, Kimileri ise kaderimiz demişti. Daha başka yerler, olasılıklar da vardı. Farklı adlarla farklı duygular bizi farklı alanlara çekmişti. Çekmeye devam edecekti belki. Ama bir yerden sonra tüm bu farklı alanlara karşın yeni bildiğimiz ya da sadece yenilediğimiz yerlerimizde yeni bildiğimiz yüzlerimize karşın yavaş yavaş eksilecektik. Savaşmayı tüm duygularımıza, haklı kırgınlıklarımıza ve öfkelerimize karşın savaşmayı gerçekten savaşmayı bilmediğimizden, öğrenemediğimizden mi böyle olmuştu? Bu sorunun yanıtı içimizdeydi. İçimizden atamadığımız o korkularda aranmalıydı elbet. Bu soruya hayatımızın farklı dönemlerinde, farklı insanlar için vermek isteyeceğimiz farklı yanıtlar vardı elbet. Ama bu yanıtlar kalmayı kabul edenlerin yanıtlarıydı galiba daha çok. Kalmayı kabullenenlerin ya da göze alanların yanıtları. Nora bana bu hikayede görünen Nora günün birinde gidenlerden gitmekten başka türlüsünü yapamayanlardan olacaktı. Nora o adımı atabilecek başka, bana uzak bir hikayenin kahramanı olmaya başarabilecekti. O adının anlamını taşımayabilecekti. Kendisini tanıdığım, görebildiğim günlerde o savaşı göze alabilecekti. Pişmanlığın bir başka adı olacaktı o bu durumda bizim için öldürülememiş sadece bir yerlerde gizlenmiş bir acı olacaktı. Bir pişmanlık olacaktı. Nora evet, bir pişmanlık. Seçtiği yanmayı göze alarak başkalarından başkalarının acısını düşünmeksizin koparacağı bir hikayeyi, kendi hikayesini yaşamayı göze alacaktı çünkü o bir masal kahramanı olarak bağımsızlığını kazanmak zorundaydı. Yıllar önce İstanbul'un bir yerlerinde başlayan bu hikayenin sınırları aşılması gereken sınırlardı. Bunu biliyordum. Bunu bu hikayeyi görebilen bu sınırların ötesinde başka sözcüklerin yaşandığına, korunduğuna inanan herkes biliyordu. Gerçek, asıl gerçek, anlamak, anlamaya çalışmak bir yana. Bu sınırın iki yanında taşımayı bilmekteydi belki de bu durumda. Ama sınır yalnızca umutları değil, yıkımları herkesin farklı düşlerle, farklı korkular ve yanılgılarla yaşadığı beklediği yıkımları da barındırıyordu. Sınırın ötesi bazı atlaslarda geri dönememek, bazılarında ise o çocuğun kovulmuşluğunu kabul etmek demekti. Kimi bakışlar her yerde kazanır ya da kazanmış gibi olurdu çünkü. Bilinen o anlara, o ilişkilere sığamamış serüvenlerdendi bu eski sözcüklerini farklı dillerini aramış farklı odalarda farklı ülkeler için yaşanmış serüvenlerden bu serüveni hepimiz kendimize göre anlatacak ya da günün birinde en azından bir insanla paylaşmak isteyecektik bir bakış beklenmedik bir bakış yaşadığımız günleri yeniden düşünmemizi sağlayabiliyordu Nora'nın bendeki geçmişinden sakladığım o birkaç an beni belki de bu nedenle zaman zaman başka bir yere çağırıyor bana şimdi çok uzaklarda kalmış gibi görünen o cumartesi gününde bir yola çıkışın ipuçları verilmişti. Juliet ile Bertil'in evde olmadığı bir öyle sonrasıydı. O gün oralara yağmur yağabilirdi. Nora, piyanosunun başında benim birçok hikayede birçok kez duyduğum bir parçayı çalıyor. Kendisi gibi başarılı birkaç öğrencinin çıkaracağı bir konsere hazırlanıyordu. O odaya sessizce girmiştim beni görmüş ama görmemiş gibi yapmış ya da o anda gördüklerinden ayrılamayacağını göstermek istemişti. O piyanodaki kimdi? Konuşmanın konuşmamızın bu bölümünü böyle tasarlamama, başkalarına getirmek istememi gerektiren neydi? Yanıtsızlığı, yanıtsızlıkların doğurduğu olasılıkları bir kez daha seçebilirdim bu sorular karşısında. Yanıtsızlığı ya da yanıtsızlıkların doğurduğu olasılıkları bir kez daha seçebilirdim. Nerede olduğumu ya da nereye döndüğümü biliyordum ama nereye döndüğümü biliyordum. O odaya girerken o hikayeye döndüğümü, yeniden girmek istediğimi biliyordum. O piyanoya, o eski hikayelerim düşünüldüğünde ilk kez bu kadar yaklaşmıştım. Yaklaşabilmiştim üstüne üstlük. Birbirimizin yakınındaydık artık, birbirimizin yakınında. Ayrı yerlere baktığımız, bakmaya gereksinim duyduğumuz halde, birbirimizin yakınında. Farklı zamanlarımıza karşın aynı ezgiye yavaş yavaş girdiğimiz için bir ezginin şiirini bir kez daha yazmak, yaşamak istemekti bu elbet. Bir aldanışa bir kez daha inanabileceğimi hissetmiştim. Bu aldanış benim aldanışımdı. Beni yaşadığım günlerde tutan, farklı zamanlarda farklı gölgelerini gösteren o fotoğrafın bir parçasıydı. Bunlar benim gördüklerimde bir başka deyişle bir kadını olası bir sevgiliyi bir hikaye kahramanı olarak yaşamak benim yanlışımdı. O renklerden yitirdiğimiz o renklerden biri bu yanlışta gizleniyordu sanki. O sözsüz cümlesiz günler bu yanlışla yeniden yaşanmaya değer bir sabaha açılıyordu. Bir adanın iskelesinde, bir günün ilk ışıklarında, sizi şehrin o gürültüsüne götürecek vapuru beklerken, balık kokusuna karışmış o simidin tadını, bu aldanış, bu aldanışa bağladığınız umut yüzünden İçinizde en son ne zaman hissettiğinizi sorabilirdiniz örneğin bu durumda kendinize. Pis bir çaydanlıktan çay içmeyi sevebilirdiniz. Sigara sarmaya yeniden özenebilirdiniz. Önünüzden geçen bir faytonun birilerinin hikayesinden de çok anlamlı bir zamanda geçtiğini anımsamaktan küçük bir sevinç duyabilirdiniz. Ama bu yanlış. Yine de benim yanlışımdı. Benim aldanışım bir yerlere durmaksızın hazırlanmaktan sadece hazırlanmaktan bir türlü vazgeçemeyişimdi. Nora'nın bunlardan haberi yoktu. Onun böyle bir hikayede böyle bir kahraman olarak düşünüldüğünden de haberi yoktu. Ama ben o anda yine de onun yanına oturmuştum. Çalmaya devam etmişti. Ellerini parmaklarını ilk kez görüyordum sanki artık biliyordum. Bir ezgi olacaktı o oda. Yavaş yavaş tıpkı o hikayelerdeki o uzak yerlerdeki gibi bir ezgi. Bu ezginin bana o anda gelen bu ezginin kaynağındaki sesi de hatırlamıştım. Başka bir andaki bir hikayedeki iki insanı birleştiremeyen bir konçertodaydık. Bir Mozart'tı bu. Bana her zaman yakın olamayan Mozart bu beklenmedik küçük bir şiirle yepyeni bir kimlik kazanıyordu. Bir kez daha yanılmıştım. Bir insanı başka insanlar yüzünden yanlış bir yere koyduğumu, yıllar boyunca yanlış bir yerde yaşattığımı bir kez daha ayrımsamak zorunda kalmıştım. Mozart'ın intikamıydı bu. Mozart'ın intikamı onca sağırlığın diyetini beklemediğim bir hüznü bir buluşma anında yaşayarak ödüyordum. Bir ezgiye o tarihten, gizli tarihinden sessizce geçerek dokunmak demekti bu sanki. Duyuyordum. Mozart'ın birçok insanda farklı görüntüler bırakan o ünlü kahkahası odanın bir yerlerinde çınlıyordu. Çalmayı birden kesmişti sonra. Elimi tutmuştu, gözleri piyanonun tuşlarındaydı belli belirsiz hani neredeyse fısıltı halinde çıkan bir sesle içimden bir şeyler kopuyor sanki demişti. Susmuştuk. Gözlerim piyanonun tuşlarındaydı çevremizi derin bir sessizlik sarmıştı. Bu konsere çıkmayacağım. Onların hiçbir konserine çıkmayacağım diye eklemişti sonra. Gizlemeye çalıştığı bir öfke ama aynı zamanda da bir korku vardı sanki sesinde. Elini sıkmıştım. Sıcacık kadın olma yolunda kendi adımlarıyla ilerlemeye başlayan bir genç kızın varlığıydı yakınımızdaki. O korkudan içime bir şeyler akar gibi olmuştu. Engellenemeyecek, elle tutulamayacak, söylenemeyecek bir şeyler. Dudaklarımız birleşmişti. Beni, bizi o birleşmeye götüren bir boşluk vardı. O boşluk o andaki bendim. O andaki oydu. O andaki ikimizdik belki. O boşluk o ana ayırdığına varmaksızın hazırlandığımız yolun son en zor adamıydı belki. O boşluk bizim o tarihteki gizli adımımız adlarımız da olabilirdi. Ama ben yine de o boşluğu hatırlamıyorum, hatırlayamıyorum şimdi. Hatırlayabildim sadece Nora'nın ağzındaki o çiklet kokusu, dilini ağzımda dolaştıran o genç kızın doğurduğu sıcaklık. Farklı yerlere farklı kalp atışlarıyla uyanmıştı cinselliğimiz. İnanmak, bir kez daha inanmak istemiştim. Şehvetin öldüremediği, öldüremeyeceği bir cinsellik de vardı. Dudaklarının kenarında, yanaklarında, boynunda dolaşmıştı sonra dudaklarım. Sonra da yalnızca birbirimize sarılmış, uzun, çok uzun bir süre öyle kalmıştık. Bunu istediğimi, gerçekten istediğimi sanmıyorum demişti sonra. Ayrılmış, susmuş, birbirimize bakamamıştık. Bir çocukluğu mu aramıştık o anda? Piyanonun tuşlarında devam eden ezgi, anlatamayacağım, adını koyamayacağım bir ezgiydi artık birbirimize bakamamıştık. Farklı yerlere, duygulara, düşlere doğru yol almıştık sanki. Yalnızca bir kez yaşayıp bir yerlerde hiç unutulmamasıya bıraktığımız, bırakmaya zorunlu kaldığımız o anları o kısacık zamanda hatırlayabildiğim kadarıyla, o belirsiz çizgileriyle hatırlamıştım. O an bu anlardan mıydı? İçimize kapanıyoruz, içimizde her geçen gün biraz daha çok ölüyoruz demiştim. Birçok insan benim çok yanlış bir yolda olduğumu söyleyecek ama bunu bilmek bile bana o zamanlarda güç verecek demişti. Herkesin kendi göre bir yola gittiğini, bu yolun insanlarımız tarafından istense de istenmese de bir şekilde çizildiğini, sonuçta bir hayatı anlatanın da bu yol adına göze alınanlar ya da alınamayanlar olduğunu söylemiştim. Aklıma o anda birkaç görüntü gelmişti. Tanıklığını yaptığım hayatlardan, başka hayatlardan birbirine geçmiş bölük pörçük birkaç gün görüntü. Norayı çok farklı şekillerde görmüş insanların hayatlarıydı bu görüntülere girenler. Onlar ona farklı yerlerden, farklı seslerle görünmüşlerdi. Uzun, çok uzun bir hikayeye doğru ilerlediğimi söyleme gereksinimi duymuştum sonra. Gittiğini, gidebildiğini görmek gidebileceğini hem kendine hem de başkalarına gösterebilmek için atılıyordu sanki bazı adımlar. O adımlar her zaman bizim adımlarımız olmayabilirdi. Ama gitmek ya da en azından gitmeyi umut etmek yaşadığına inanmak demekti biraz da. Birkaç söylencenin ya da hayallerimizle yaşattığımız, kendimizin kıldığımız cümlenin tutsaydık. Herkes bir yerde. Birilerinde ölüyordu günün birinde. Herkes bir yerde ya da kendi doğrusunda ölüyordu. Ama bu uğraşta, bu zorlu uğraşta pek az insan, insanını, insanlarını bulabiliyordu galiba. O uzun hikayeye gidişim, o sınır ötesinde bulabileceklerim içindi. Giderken birçok yolcuyu, birçok yabancıyı beraberimde götürecektim, anlamıştı. Senin istediğin gibi olmayacağım demişti bu sözlerim üzerine. Bu baş kaldırıyı o hikayenin bir yerlerine koymaya çalışmıştım. Aradan geçen zaman onu kendi yoluna ne kadar çok inandığını gösterdi. O hiçbir zaman benim istediği gibi olmadı. Kendisinden bir şeyler, kendi adlarına, kendileri için bir şeyler isteyenlere o Nora'yı hiçbir zaman vermedi. O çıktığı yolu biraz da böyle yaşadı. Bu yolun anlamı işte burada. Bu esirge işte. Bu kendini uzak tutma çabasında aranmalıydı o yol yavaş yavaş kararlılıkla çizilecekti. Kararlılıkla yeni bir insanı, bir başka insanı bulma umuduyla. O uzun hikayenin sayfalarında kendine kolay kolay unutulamayacak bir yer edineceğini bilmeden. Aynı onuru, kararlılığı ama aynı zamanda da itinmişliği göze alan bir akrabasını anımsatırcasına Günün birinde hiç kimsenin beklemediği, hazırlıklı olmadığı bir zamanda insanların onaylamadığı, kabul edemediği bir hayata ardında o eksikliği, o tamamlanamamış hikayeyi bırakarak gitmişti Nora. Kendisini bugüne kadar bambaşka bir yerde yaşatmam, yaşatmaktan başka türlüsünü yapamayışım bundan mı? Belki. Sonuçta o da bende bir olasılığı doğuranlardandı. O hayatı adına yaptığı bu tercihle Bertie ile Juliet de çok derin bir duygunun yıllar boyunca ertelenmiş bir sorgulamanın su yüzüne çıkmasına da yol açmıştı üstüne üstlük. Bir şeyler kayıp gitmişti sanki ellerinin arasından açıklamakta zorlandıkları ya da açıklamak istemedikleri içlerinde farklı dünyalarında farklı görüntülerle gizlemek istedikleri bir şeyler. Nora onların olamadıklarıydı. O yerde bıraktıkları insandı. Kızlarıyla için için övünmeleri de bekleneseydi bu durumda. Umarsızlıklarının içlerindeki o eksikliğin doğurduğu acı o günlerde olası dışa vurulamayan tüm sevinçlere baskın çıkmıştı ama günü geldiğinde bu duyguyu da konuşma birbirimize tanıtma çabasını göze alacaktık. Başka cenaze törenlerine başka giysilerle gitmemiz gerekmişti bu çabayı en sonunda göze alabilmek için başka cenaze törenlerine başka giysilerle gitmiştik. Bu küçük törenlerle birbirimizde yalnızca bakışlarımızla, suskunluklarımızla bir suç ortaklığını bile bile göze alarak öldürmeye çalıştıklarımızdan arta kalanlara gelince. Ben de bana yaşatmadığı, dilediğimce yazdırmadığı bir hikayesi vardı onun öncelikle. O günlerde o yolculuğa ben de çıkabilir miydim? O yolculuk için bu hikayenin değişebilmesi için gereken yürekliliği gösterebilir miydim?'' Bu soruya bir yanıt vermenin vermiş gibi görünmek için değişmeyi yeniden umut etmenin hiçbir anlamı yok. Artık kendi yerlerimizdeyiz, değiştiremediğimiz iklimlerimizdeyiz. Bu yerler bizim yerlerimiz, hak ettiğimiz yerlerimiz elbet. Hak ettiğimiz, değiştiremediğimiz bizden, tüm çabalarımıza karşın birbirine uzak insanlar, limanlar çıkaran yerlerimiz. Bu duygunun çok eski bir duygu olduğunu şimdilerde biraz daha iyi anlıyorum.'' O başka bir hikayenin kahramanıydı. Başka sınırları farklı. Açmazlarımla, kol kurularımla yaşattığım insanlar tarafından korunan bir hikayenin kahramanı. Birbirimizi o günlerde belki de bu yüzden gereğince görememiştik. O yolda kapılabileceğim fırtınanın beni bazı yerlerden sonsuza kendi sonsuzluğuma kadar koparacağı korkusuna belki belki de bu yüzden kapılmıştım yalnızlığıma. Belki de bu yüzden bir kez daha tutunmak istemiştim. Kırgınlığın dilendiğince duyurulamayan bir kırgınlığın kaçınılmaz sonuçlarıydı biraz da bunlar. Nora o yere sadece sesini bulmak için gitmemişti. Gerçekleri o zamanın bir yerinde tüm çıplaklıklarıyla görmek zorunda kalacaktım. Bir akşam vaktiydi bebekteki kahvemize bir kez daha ada çayı içmeye gitmiştik. O kahve bizim ada çayını yeniden keşfettiğimiz kahveydi. Kıyıya demirli teknelere bakarken bana bir resmin çağrısından söz etmişti susmuştum. Hiçbir şey söyleyememiştim bir daha görüşmeyecektik. Bir daha. Yeniden görüşmek birbirimizi görmek için çok uzun bir zamanın geçmesini bekleyecektik. ana kadar el ele tutuşarak yürümüştük sonra yolda. Bebek koyundan geçerken kendisine balık tutmak için sandal kiraladığımız o günü hatırlatmıştım. Boynuma sarılmıştı. Beni affet çok zor olacak biliyorum ama affetmeyi dene ne olur demişti. Kendisini bana verdiği, gerçekten verdiği tek andı bu. O günden sonra görüşmedik. Tüm bunları yaşadığımız o zamanda Nora 20 yaşında bile değildi. Nora'yı, bendeki Nora'yı seçtiği, gitmeyi, tercih ettiği hikayede kabul etmem hiçbir zaman mümkün olmadı. Ona uzaktan beni göremeyeceği bir yerden bakarken küçük bir oyun oynamak isteyişimin en önemli nedeni de bu kabullenemeyişti zaten. Öfkesini hızlıca gizlemeye çalışan bir çocuğun oyunuydu bu aslında. Çocuk bir kez daha yalnızdı. En çok sevdiği bağlandığı oyunca bir kez daha elinden alınmıştı. Üzüntüsünü eve evine döndüğünde hiç kimseye anlatamayacaktı. Bu oyuna göre Nora benim istediğim ama kendisine hiç yakışmayan, hiçbir zaman benimseyemeyeceği bir hikayenin kahramanı olmak zorunda kalacaktı. Onu o uzaklığı yaşadığım günlerde ancak böyle taşıyabilirdim. Onu bir hikayede ya da birkaç cümlenin kendi cümlemin sınırlarında ancak böyle tutabilirdim. Bir yalanda, hiç kimsenin bilmediği bir yalanda yürümenin çekiciliğine bir kez daha kapılmıştım. Daha önce de denediğim, ben de yeni bir güne inanma gücünü bir kez daha uyandırmış bir yöntemdi bu. Bu hikayede Nora o başkaldırıyı göze aldıktan birileriyle bir yerlerde yaşadıktan sonra hatasını anlayacak, sınırlarını görecek. Daha ileriye gidemeyeceğini kabullenerek evine reddettiklerine dönecek. Döndüğü hayatın ulaşabileceği parçalarını tüm benliğiyle yeniden sarılma umuduyla, yaptıklarının bir teslimiyet olduğunu bile bile kendisini ardında bıraktıklarına daha çok inandırabilmek için büyük bir plastik fabrikasının sahibi, işten arta kalan vakitlerini bilgisayar oyunları ile değerlendiren, hiç kitap okumayan, evine yalnızca teknolojik gösteriler için müzik setleri alan ama hiçbir müzik kültürü olmayan, buna karşın markaları çok iyi bilen, Mont Blanc dolma kalemini, Davy prolarını göstermekten büyük bir haz duyan, iyi pahalı lokantaları öncelikle adları için giden, kayak yapmayı, motosiklete binmeyi, hızlı araba kurslarına katılmayı, hayatın en önemli etkinlikleri arasında sayan bir Yupi ile evlenecekti. Kelsin nikah töreninden birkaç gün önce böyle bir adamla evlenmeni için nasıl kabul ettiğini soracaktım. Başını önüne eğecek, yazgısını kabullenmiş o insanların sesiyle huzuru arıyorum diyecekti. Bebekteki o kahveyi bu konuşma için yine tercih edebilirdim. Sonra duracaktık. Karşılaşmamaya, birbirimizi görmemeye çalışacaktık. Bu kaçış ya da aslına bakacak olursa bu kovalamaca yıllar boyunca sürecekti. Ben onun bu sözlerinden, o kahvede, o buluşmamızda söylediklerinden bana gizliden gizliye bir şeyler anlatmak istediği sonucunu çıkaracaktım. Başka insanların başka hayatlarda yaptıkları tercihleri anımsayacaktım o anda. O hikayelerin birinde benim hiçbir zaman unutamayacağım bir parçam kalmıştı. Hiçbir zaman unutamayacağım bir parçam. Tüm yaşananlara, çoğaltılacak tüm anlara ya da olasılıklara karşın sinagogda onun beni görebileceği bir yere oturacaktım. Tören sırasında bir anlığına göz göze gelecektik. Gülümseyecektim. Benim için küçük ama sabırla beklenmiş bir utkunun dile geldiği o an olacak Doğan. Kendisini en son tebrik edenlerden olacaktım. Elini sıkarken bu utkunun tadına vardığım her halimle daha da doğrusu onun anlayabileceği bir biçimde belli Bunu hissettiği an elimi hiç bırakmamak istercesine sıkacaktı. Yanlış bir yolda yürüdüğünü bilecektik. O yanlış yolu o anda ikimiz de görecektik. Bir yerlere inanacağımız bir yerlere tüm duygularımızla tutunmak isteyecektik. Hikaye burada bu görüntüyle bitecekti. Ancak çok kısa bir süre sonra o yanlış yolda yürüyenin benden başkası olmadığını seçeceğim anlatım şekline ya da bulabileceğim sözcüklere karşın bu hikayeye hiç kimseyi öncelikle de kendimi inandıramayacağımı anlayacaktım. Nora bir kez daha direnmişti. Bir kez daha o duvara yıkabileceğini göstermişti. Bu tören sahneleri bambaşka bir hikayenin de bambaşka kahramanları farklı bir yerde kalan kalacak bir hikayenin bu olasılık kimi anılarımı deştiğimde bana Rosie'yi, Nora'nın o sessiz iyiliksever iç dünyasına bağlı oradakilerin değişiyle kısmetsiz ablasını hatırlatıyor. Onun evliliğe giden yolu da nikah töreninde sevdiklerine yaşattıkları da farklı olacaktı. İlk kez o düğün gününün gecesi Tarabya'daki o lokantada verilen o büyük davete Tantihta'nın çağrılmadığını öğrenmesi üzerine verdiği tepki sayesinde görebilecektim kendisini. Nev Shalom Sinagogu çok kalabalıktı o gün. Herkesin gülümsemek, mutluluğunu göstermek zorunda olduğu bir zamandı. Herkesin o farklı heyecanı yaşına göre çevresindekilere duyurmak istediği bir zaman. Tüm düğünlerde ve törenlerde olduğu gibi Mösyö artık çok uzağında ulaşamayacağı bir yerde kalan o birkaç insanın eksikliğini yeniden hissetmiş doğanlarda eminim. Bert'i çok heyecanlıydı. Dudakları hafiften titriyordu. Heyecanlandığında, çok derinden heyecanlandığında dudakları hep titrerdi onu zaten. Damadını pek sevememişti. Bana bir gün evlilik hazırlıklarının yapıldığı günlerde evlerine her geçen gün biraz daha çok girmeye başlayan bu yeni konuk için herifte bir şey var ki hiç hoşuma gitmiyor demişti ama Böyle düşünmenin bir kız babasının doğal duyguları olarak değerlendirilmesi gerektiğini de belirtme gereksinimini duymuştu. Hem o günlerde kızı için bu kadarıyla yetinmesi gerektiğini ailedeki herkes gibi o da çok iyi biliyordu. Julie çok şık görünmeye özen göstermişti ancak onun için o gün adına daha fazlasını söylemek gelmiyor şimdi içimden. Nora ablasına sevgi dolu gözlerle bakıyordu. Bu bakışlar bir iki kez başka bir yere gitmişti. O kopuşun o önlenemeyecek kopuşun sesi duyulmuştu sanki. Bu kopuşun ne anlama geldiğini ancak çok uzun bir süre sonra o ayrılığı yaşayarak anlayacaktım. Nora o törende belki de geleceğini görmüştü. O gün orada bulunanların birçoğu o gülüşün fotoğraflarına karşın eksikliğini duydukları o yerlerdeydi kısacası. Kalabalık yine de oradaydı. Sevgi sözcükleri küçük, sessiz, sedasız ama hep gizli kalacak, gizli kalması gereken ihanetler. Ödenememiş borçların, kimi hüzünleri örten giysilerin, ertelenmiş hayatların tarihi oradaydı. Sevinçler zamanı gelmiş, o günün hakkını verebilecek sevinçler de oradaydı elbet. Zamanı gelmiş, o günün hakkını verebilecek, bir eve dönüşü daha haklı kılabilecek sevinçlerde. Hiç kimse orada bulunan hiç kimse bu mutlu günden yaklaşık beş yıl sonra aynı sinagoga, aynı sıralara Rosie için bir kez daha döneceğini o anlarda bilemezdi, tahmin edemezdi. Ama Rosie Ventura'lara geçmişinin birkaç karanlık görüntüsüyle giren Nedim'i sevmişti. Gerçekten sevmişti oysa. Onun Nedim'i erkeği olarak benimsemesi için birçok nedeni vardı. Nedim de Rosie de o günler için aradığı kadını bulmuştu galiba. Her şey yolundaydı bir başka değişle. Her şey birçok insan için hayali kurulacak, özlenmeye değer günlere bir yuvaya açılıyordu. Erenköy'de son derece şık, pahalı bir apartman dairesine yerleşmişlerdi. Pahalı, şık ama yaşayamayan, nefes alamayan, kişiliğini bulamamış, her yerde her zaman görülebilecek o dairelerden biriydi bu. Bir evde yaşayanların yerine başka bir evden başka insanları hiç duraksamadan, zorlanmadan koyabilirsiniz zaman zaman. Toptan üretilmiş hayatların size sunduğu bir olanaktır böylesi durumlarda söz konusu edilebilecek. O evleri anlatmak ya da o evlerde bulunacağınız zaman için birkaç cümleye gereksiniminiz vardır sadece. Daha önce de bir yerlerde kullandığınız, yabancısı olmadığınız, hiç kimsenin yabancısı olmadığı ama yine de istenen, sizden beklenen cümlelerdir bunlar. Ne güzel eviniz var. Eviniz çok güzel ama asıl önemlisi huzur elbet. Evin içindeki huzur. Eksikler zamanla giderilir. Hem her şeyin yavaş yavaş olması daha güzel değil mi? Biraz daha iyi hatırlatır gibiyim şimdi. Bir cumartesi gecesiydi. Renköy'deki o daireye yeni ev ziyaret için gitmiştim. Alışkın olduğum ziyaretlerden değildi aslında bu ziyaretler. Ancak Rosie'ye düğün gecesindeki o çıkışından sonra ne gizleyeyim çok sıcak bir duyguyla bağlanmıştım. Kendimi o uzak kalmışlığın içimde doğurduğu pişmanlığı da duyurmak istiyordum galiba. Ona gümüşten bir masa üstü resim çerçevesi armağan etmiştim. Bu armağanın hiçbir değeri, daha da önemlisi hiçbir tarzı yoktu biliyorum. Ancak o güne kadar birbirimiz için kazandığımız, kazanabildiğimiz yerler düşünüldüğünde bu kadarıyla yetinmek zorundaydık sanırım. İçimdeki armağan buydu. Vermek istediğim duygun armağanı buydu sonuçta. O çerçeveye tüm bunlar bir yana küçük bir anlamda yüklemiştim üstüne üstlük. Kuşkularımıza, küçük yanılgılarımıza, kendimize daha çok inanmak için sık sık yeni yollar arardık ya. Rosie hem bu ziyaretime hem de gösterdiğim ilgiye çok şaşırmıştı. Bu şaşkınlık onda çok hoş bir çocuk kadını uyandırıyordu. Küçük bir sevincin nedeni olmak beni o evde bile farklı unutamayacağım bir yere getirmişti. Ona paketi açıp çerçeveyi eline aldığında bunu sana ihmal ettiğimiz kaderlerine terk ettiğimiz tüm insanlar için getirdim. İçine istediklerinin resmini koyman için demiştim. O anlam burada bu sözcüklerde gizliydi. Bu sözcüklerle yeni bir yere gelmek istemiştim. Anlamıştı. Gözleri hafiften yaşarmıştı. Onunla yakaladığım ikinci birliktelik anıydı bu. Titrek bir sesle teşekkür etmişti. Emanete ihanet etmeyeceğine söylemişti. O eve o akşam girişim böyle olmuştu işte. Sonrası uzun uzadıya anlatılmaya değmez. Yemek yenmiş, içki içilmiş, müzik dinlenmiş bilinen. Konuşulması kolay yerleri ve insanlara yaklaşılmıştı. İşlerinden hayalini kurdu. Lamborghini'den, Japonya'dan, İstanbul'un yeni iyi yemeğin yenebileceği lokantalardan söz etmişti Nedim. Tüm bu konuşulanlar o gecenin havası ya da o geceyi taşımak istediğim insan düşünüldüğünde eğlenceli sayılabilirdi. Böylesi konuşmaların kimlere, nereye nasıl götürdüğünü biliyordum. Nora'nın o hayali eşinin dikkate değer özelliklerini bulmakta bu yüzden zorlanmamıştım. Kültürün öteki yüzlerinden biri de bu. İnsana hiç ummadığı bir zamanda gerekebilir. Daha da önemlisi beklenmedik kapılar açabilirdi. Ancak tüm bu konuşulanlar bir yana Nedim'in çok derinlerde gizlenen bir yanını da görebilmiştim sanki o akşam. Orada korunmak istenen neydi? Onun o Japon kadınla yaşamış olabileceklerinden geriye daha da doğrusu bize kalanlar gelmişti bir ara aklıma. Söylentileri o günlerde birçok insan inanmak istemişti. Bu söylentilerin etkisinde kalmış olabilirdim. Japonya'dan o sıradan cümlelerin arasında sıradanmış gibi görünen bir akşamda bilinmesi, anlaşılması, yaşanması gereken bir ülke olarak söz edilmesinin bir anlamı vardı. Hiç kuşku yok ki yine de. O anı küçük bir kuşku beslemişti. Bu kuşkuyu tanıyordum. Bu kuşkunun bende açtığı yollardan hiçbir zaman vazgeçemeyecektim. Benim o hikayelere tutsaklığım da bu. Nedim'in kendi dünyasında kendi dünyasından bazı görüntüleri benimle paylaştığına inandığı Anlatılanları suskunluğumun ardına gizlenerek dinlermiş gibi yaptığım bir zamanda Rosie'yi bir kez daha görmüştüm. O da söylenenleri anlatılanları dinlermiş gibi yapıyordu. Yanımıza yakınımıza oturmuştu ama halıda belirli bir noktaya bakarken çok uzaklarda bir yere de bakıyordu sanki. İliştiği bir türlü rahat edemediği kanepenin püskülüyle oynuyordu. Sigaralarını yaralamadan söndürüyordu. Hiç gereği yokken iki kere mutfağa kadar gidip kül tablarını boşaltmış temizlemişti. Tutunmak, mutlaka tutunmak istediği yerler vardı. Sanki o evde tutunduğu, tutunabildiği yerler bu kadar küçük ve kırılgan mıydı? Bu soruma verdiğim yanıtların doğruluğunda hiçbir zaman emin olamadım. Farklı zamanlar akmıştı o anlarda içimizde hepimiz bir kez daha ayrı zamanlara gitmiştik. Bir ara göz göze gelmiştik yakalandı kendine ele verdiği duygusuna mı kapılmıştı? Eğer öyle idiyse üstlendiği ya da kabullendiği suç nasıl bir suçtu? Sağlık bir başka cinayet miydi? O cinayetler yalnızca o yasak yerlerde mi işlenirdi? Bu sorularımdan da kaçacağım. Yıllarca elimden geldiğince kaçacağım biliyorum. Bu kaçış da bana taşımak sonuna kadar taşımak zorunda kalacağım bir ihaneti hatırlatacak arada sırada biliyorum. Ama birkaç adım, birkaç adım daha atabilmek, birkaç yeni insanda yürüyebilmek için boş vermenin ya da boş verir gibi yapmanın ne kadar gerekli, dahası kaçınmaz olduğunu da biliyorum. O an o düğün gecesinde yaşadıklarımızdan, o çevrede paylaştıklarımızdan sonra bizim üçüncü ve son buluşmamızdı. Rosie söylemek istediklerini ancak böyle söyleyebilmişti. Ancak böyle. Ben de içimde bıraktıklarına ya da bırakmak istediklerine yakışır bir biçimde o kırılgan şeye sonuna kadar gücünün elverdiği yere kadar tutunmaya çalışarak arkası Yar